Türklük bir vaka. Türklük kafirle çatışmayı göze alan insanların oynadıkları tarihi rolden ibaret. Şimdi bu rol ne diyorsun sen? Tiyatro mu burası diyeceksiniz? Hayır. Şimdi dünya tarihini kim yazmış olursa olsun okuyun. Hiçbir ülkenin tarihinde duraklama devri diye bir şey bulamayacaksınız. Yani ne kadar eski zamandan başlarsa başlasın, ne kadar yakına getirirse getirsin, hiçbir tarihte, hiçbir siyasi organizasyonun canım yani kötüye gitmiyor, iyiye de gitmiyor diye bir devresi yoktur. Yani böyle bir devre yoktur. Biz ama bir duraklama devri icat etmişiz, değil mi? Yani yükselme devri, duraklama devri, çöküş devri. Böyle bir şey saçmalık olmaz. Türkler kafirle çatışmayı göze aldıkları için kendilerine bir vatan edindiler. Burası Türkiye'dir. Türkler her türlü kafirle, her kavimden kafirle çatışmayı göze almış olarak bu vatanı edindiler. Sadece Hristiyanlardan toprak alarak değil. Yani kendi içlerindeki münafıklarla da mücadele ettiler. Müslüman bilinen unsurlarla da mücadele ettiler. Netice itibariyle Türkler kafirle çatışmayı göze aldıkları için, yani kafirle çatışmanın ihmal edilemez bir şey olduğunu bildikleri için bir vatan sahibi oldular. Ve aynı sebepten dolayı da o vatanı ellerinde tuttular. Yani biz 13. asırda vatan edindik bu toprakları ve 20. asrın ilk çeyreğinde de aynı sebeple bu topraklar elimizde kaldı. Yani